Yani eskiden çok iyiydi. Eskiden maliyetler yoktu. Yani sıkıntı yoktu yani. Eskiden maliyetler yok. Maliyetler bayağı çiftçi etkiledi yani. Yani eskiden kazanabiliyorduk. Ama şu anda çiftçi kazanamıyor. Çiftçi maliyetler artmış. Eskiden gübre olsun, mazot olsun, ilaç olsun. Bayağı şeydi yani. Düşüktü fiyatlar. Ya yeterli olur mu ya? Ya geçen sene biz de ona sattık buğdayı. Her şey 10 kat oldu. Her şey 10 kat oldu. Buğday daha aynı fiyat. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir çayın maliyeti şu anda bir çay 10 milyon olmuş ya. Yani böyle bir tarım olabilir mi ya? Yani kazanamıyoruz ki. Yani kendi tarlamız olmasa bırakırız ya, boş bırakırız ya. Yani böyle devam etse kısacağız yani. Yani çiftçiliği kısacağız yani. Ekebildim, diğerleri boş bırakacağız. Ya şimdi bu bir TEDAŞ bir hizmet değildir bu. Ya bunlar eşkıyadır bunlar. Bunun çözümü zor. Çözümü zor. Yani genel çiftçinin beraber birlik olması lazım. Birlik olmadıktan sonra çözümü yok yani. El atması lazım. Çiftçi beraber. Yani hiç kimsenin umurunda değil. Şimdi çiftçilik tarım bile devam ederse yani millet çoğu bırakılacak. Yani ben şu anda yapmak istemiyorum. Mecbur yapıyorum tarlam boş kalmasın diye. Zarardır yani. Ne diyeceğim bilemiyorum. Boştur yani. Yani ben artık çiftçilikten soğudum yani. Ben kendim tarlam olmasa bırakırım yani. Hani boştur yani. 2023'ün sonlarına doğru ekilen buğdaylar 2024 Haziran ayından başlaması itibariyle hasada başladı. Bu süreçte değerli çiftçilerimiz buğday üretiminde gübre, su, yakıt, onunla birlikte kimyasal ilaçlar, girdi maliyetleri olarak bunları değerlendirdiler. Bu girdilere baktığımızda ne kadar yüksek verim alırlarsa alsınlar şu anki verilen buğdayın fiyatı karşılamıyor maalesef. Şu an değerli çiftçilerimiz dönüm başına 450 kilo aldıkları zaman maliyetini kapatıyorlar. Onun üstüne de kar olarak nitelendiriyorlar. Ama şu an verilen desteklemeler, ondan sonra verilen fiyatlar maalesef hiçbir şekilde karşılamıyor. Üretilen maliyet açıklanan fiyat hiçbir şekilde bir denge politikası izlemiyor. Çiftçileri bitirmek üzerine kurulu bir fiyat düzenlemesi yapıldı. Bu da haliyle de üretim yapan çiftçilerimizi bir sonraki yıl acaba üretim yapar mıyım sorusuna ben üretim yapmam cevabını verdirdim. Çiftçilerimizin beklentisi tabii ki sosyal hayatlarından ondan sonra yani sezon boyunca iyi bir buğday üretimi için ellerinden geleni yaptılar. Çok büyük bir emek sarf ettiler. Bu emek karşılığında da onları kurtarabilecek maliyet de yani 14 ile 15 arası bir fiyat bekliyorduk. Ama hayal kırıklığına uğratan bir fiyatla karşılaştılar. Tabii bir daha çiftçilik yapabilmek adına çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çiftçilerimiz de gelecek yıl adına çok da artık iç açıcı bir durumları yok. Hani tekrar üretim yapacaklarını tahmin etmiyoruz yani. Bırakın kar edebilmeyi, maliyeti çıkarmak için şu an büyük bir emek, büyük bir mücadele ediyorlar. Çiftçilerimizi bu bağlamda bu zora sokmamızın bize çok büyük bir dezavantaj olacak. Çünkü şöyle bir durum var. Tarımla oynamak intihar etmektir yani. Çiftçilerimiz de bunu baz alarak bir sonraki yıllarda üretim yapacağı zaman tekrar düşünecekler. İşte bu özellikle TEDAŞ problemi. Şu an suları kesmeleriyle birlikte çiftçilerimiz hiçbir şekilde üretim yapamayacak duruma geldiler. Ve haliyle de birçok arazi şu an boşta kaldı. Özellikle pamuk desteklemesi bu dönemlerde yattı. Fakat şöyle yattı. TEDAŞ'a borcu olan çiftçilerimiz bu desteklemeyi alamadılar. Direkt TEDAŞ kendisi bu paralara çöktü. Haliyle de buğday arkası ikinci ürün olarak mısır alternatif olarak üretiliyor. Bu sene %90 gezdiğim bütün köylerde çiftçilerimiz mısır üreticiliği yapmayacağını, mısır ekmeyeceklerini belirttiler. Çünkü mısır su seven bir bitki. Su olmadığında hiçbir şekilde yetişemiyor. Ve TEDAŞ özellikle mısırın suya ihtiyaç duyduğu dönemde suyu sürekli kestiği için üreticilerimiz de zarara uğramamak adına kendi arazilerini boş bıraktılar. Üretim yapmayacaklar bu sene. Mısır üreticiliği yapılmadığında %75 hayvan yemi olarak kullanılıyor. Dışarıdan direkt ithal edecekler.
ve girdi maliyetleri yüksek olduğu için direkt et fiyatlarına yansıyacak bu. Bir sonraki yıl mısır yani yurt içi olarak üretilmediği için maliyetle dışarıdan geldiğinde çok yüksek olduğu için biz eti şu anki fiyattan çok daha yükseğe mal edeceğiz. Ve bu da direkt olumsuz etkileyecek yani. Bir an önce TEDAŞ'ın bu zulmüne son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle çiftçileri destekleyebilecek politikalar izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarım İl Bakanlığı'nın yapmış olduğu işte çalışmalar, çiftçinin yüzünü güldürebilecek çalışmalar olmasını inanıyorum ve bunu destekliyorum.